Geliştirdiği uzaktan komutalı silah sistemleriyle başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri olmak üzere 20'ye yakın dost ve müttefik ülkenin ihtiyacını karşılayan Aselsan, bu alandaki yeni yatırımını devreye almaya hazırlanıyor. Mart 2019'da Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde temeli atılan Aselsan Konya Silah Sistemleri AŞ, 17 Aralık'ta üretime başlıyor. Fabrikaya uzaktan komutalı silah sistemleri ve hali hazırda yurt içinde üretilemeyen yeni nesil silahların üretimi için 65 milyon dolarlık yatırım yapılacak. İnşaat süreci devam ederken fabrikada görevli personel özgün bir havan sisteminin tasarımına imza attı. Fabrikada üretilecek Aselsan uzaktan komutalı silah sistemleri 30'dan fazla farklı platform üzerinde yurt içi ve dışında birçok kullanıcının hizmetine sunuluyor. Silah sistemleri, kara platformlarında zırhlı personel taşıyıcılar, ana muharebe tankları, sabit tesisler, obüsler gibi geniş bir kullanım alanına sahip bulunuyor. Benzer şekilde deniz platformlarında ani müdahale botları, firkateynler, karakol botları, çıkarma gemileri bu sistemlerle donatılıyor. Uzaktan komutalı silah sistemleri, kara, deniz ve hava platformları üzerine entegre edilerek asimetrik tehditlere karşı etkin savunma amacıyla geliştirildi. Söz konusu sistemlerde makinalı tüfek ve otomatik toplar, 40 mm otomatik bomba atar ve anti-tank füzeleri kullanılıyor. Uzaktan komutalı silah sistemleri, gece ve gündüz hassas gözetleme yeteneği sağlayan elektro-optik birimler, silahın ateş gücünün etkin şekilde kullanılmasını sağlayan stabilizasyon, hedef takip ve balistik hesaplama yetenekleriyle her türlü hava koşulunda görev yapabiliyor. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, yüksek katma değerli ve nitelikli üretimin yanında Türkiye'de bir ilk olacak ateşli silahların güvenlik testi ve tescil işlemlerinin uluslararası standartlara uygun gerçekleştirilmesini sağlayacak Türkiye Silah Test Merkezi'ne de ev sahipliği yapacak. Test merkezinde başta Aselsan olmak üzere Konya sanayisinin yaptığı tüm silahlar test edilerek küresel piyasalara ihraç edilecek.